Abi hoş geldin, bana diss atar mısın? Tabii ki atarım, yakala! Yıllar önce Benfero'yla kız kavgası yaptınız, doğru mu? Lan ben 47 yaşındayım, Benfero kaç yaşında bilmiyorum yani. Kız kavgası niye yapmış olayım ben Benfero'yla, çok saçma artık. Merhaba, kendinizi tanıtır mısınız demiş bir arkadaşım. 1972 Berlin doğumluyum. 1984'te ailemle beraber Almanya'dan Türkiye'ye temel dönüş yaptık. Şile benim memleketim. Orada ortaokulu ve liseye gittim. Hip hop'la tanışmam Türkiye'de oldu. 89'un sonunda Almanya'ya geri dönünce inanılmaz bir hip hop aleminin içine düşünce öyle oradan hip hop'tan yürümeye karar verdim o şekilde. Müziğimi dinlerseniz beni daha iyi tanırsınız kesinlikle diyorum. Müziğimde çünkü kendimi gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Parçaları, şarkıları dinlersen oradan alırsın kesin mesajları. Dal barka al kendini ne demek abi? 17 yıldır bu sorunun cevabını arıyorum. Seni aydınlatayım kardeşim. Dal barka değil, o dal parka. Al kendini. Berlin'de böyle bir ağızdır o. Şeye söylerler onu, çok fazla heyecanlanan, sinirlenen birine dersin. Şşş, dal parka al kendini. Hani sakin ol sen. Easy boy falan gibi bir şey onun. Yani. Ceza'nın Benfero ve Ezhel ile şarkı yapması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sosyal medyanın bu şekilde güçlenmesi ve bu çocukların önünü kesememeleri sonucunda bunların pervane suyuna girdiler, onu söyleyebilirim. Ben 20 seneyi aşkın süredir bu piyasadayım. Hiç kimseye destek vermediler. Hiç kimsenin isimlerini bile yad etmediler yıllarca. Ama bu çocuklar infilak edince onların pervane suyuna girdiler. Çünkü gördüler, engelleyemiyorlar ya da kapatamıyorlar. Ondan sonra durum bunlar ibaret yani. Bu çocuklar hiç kimseyken ben her röportajımda isimlerini söylemişimdir, onları yad etmişimdir. Çoğuna gidip destek de vermişimdir. Yani insanların patlamasını beklemedim, infilak etmesini beklemedim açıkçası ben yani. Ama durum buraya geldi işte yani. Etekler tutuştu. İlk başladığın günlerde hip hop'un bugünlerdeki omurgasız haline gelebileceğini hiç tahmin edebiliyor muydun? Albümün ismi bu yüzden mi omurga? Ya albümün bu yüzden ismi omurga değil. Ben çizgimden vazgeçmediğim ve taviz vermediğim için albümün ismi omurga. Bugün o ilham verdiğim gençlere dönüp baktığımda bu işin omurgasının bayağı bir en büyük bölümünü benim oluşturduğumu keşfettim. Kendimizi böyle mikroskobun altına koyarak iyice analiz etmemizde bu şekilde bir şey ortaya çıktı. Hip hop'un bugünlerdeki durumu yani bunlar normal şeyler arkadaşlar. 1990'da dediğim gibi Vanilla Ice'dı, MC Hammer'dı ya da işte Snap gibi gruplar vardı Avrupa'da. Ya da BG The Prince of Rap diye bir şey vardı mesela. Ya da DJ Bobo diye birisi vardı mesela İsviçre'de. Bunlar olan şeyler. Bu insanları sonuçta engelleyemezsin gidip. İnsanlar yaparlar bunu. Hem şu andaki Türkiye'de oluşan şeylerin ya da yapılan müziğin Amerika'nın etkisinde çok çok fazla Amerika'sının etkisinde olduğunu düşünüyorum ama bu bütün bu trap'e ve autotune'a rağmen bir tarafta hala çizgisinden vazgeçmemiş ve doğru dürüst efendi gibi rap yapan insanlar var. Yani bunları da dinleyin mutlaka. Orada ne diyeyim ben sana, kamufle var, allame var, beta var, piton var. O kadar çok çocuk var ki güzel şeyler yapan, kaliteli işler yapan. O yüzden lütfen hani bu tip şeyleri kafanıza takmayın. Çizgisini bozanlar olacaktır, çizgisini bozmayanlar olacaktır. Bunlar arasında ayırt etmek, bunları desteklemek, sevmek artık bunlar gerçekten sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Benim dediğim gibi bu toplam hip hop'ta 31. senem, yani 25 seneyi aşkın bir süredir rap yapıyorum. Bugün o infilak eden gençler diyorsunuz işte ya da işte piyasaya da yürüyen gençler. Bakalım 25 sene sonra onlar nerede olacaklar? Nasıl bir durumda olacağız? Onu bir daha o zaman ben yaşarsam çok isterim check etmek. Bakalım istikrar nedir? Göreceğiz yani. İstikrar bu kültüre bağlı kalmaktır. Bu kültüre ihanet etmemektir. İstikrar başkasının müziğini kopyalamamaktır. Başkasının müziğini çalmamaktır. Bakalım nereye doğru mayalanacak? Ben de açıkçası çok merak ediyorum yani. Göreceğiz ya, mutlaka göreceğiz. Bakalım 10 sene sonra, hatta 3-4 sene sonra bakalım bu adamlar nerede olacaklar, hepsini göreceğiz yani. Ben 20 sene önce de buradaydım, şimdi de buradayım. Bakalım bir 10 sene sonra neredeyiz? Ona göre hareket edeceğiz yani. Bana puanın kaç kanka? Yani senin ne yaptığını bilemediğim için sana nasıl puan vereceğimi de bilemiyorum kardeşim. Şahit olursak ne yaptığına dair belki o zaman sana bir puan verebilirim ama bu soruyu sorduğun için sana 1 puan veriyorum. Beşiktaş İF konserine Sayan veya PMC'den biri gelecek mi abi? Ya maalesef koordinasyonunu yapamadık. Sayan gelemeyecek. Ama Berlin'den Boba Fett geliyor diyeceğim ondan sonra. Başka arkadaşlarımız da olacak kesinlikle. 12 Eylül'de Beşiktaş İF'te görüşmek üzere. Çok güzel bir konser olacak. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Son dönemlerde yaptığın samimi konuşmalar özlediğimiz geniş ufuklu olgun sanatçıyı bizlere yakından gösteriyor.
hip hop köklerinden ayrılmayan tarzın ve bunun için yaratılmış harika bir sesin de yıllardır farkındayız. Ha bir de okyanuslar insanlık dışı bir olaydı. İyi ki varsın, çok yaşayasın. Çok teşekkür ederim bu ihya eden sözlerin için. Sağ olasın. Abi son albümün çok güzel de bazı şarkılarından korkmuyor musun? Hayır korkmuyorum ya. Korksaydım yapmazdım ki o şarkıları ben yani. Niye korkayım ki? Bir de yani o söylemesin, bu söylemesin, herkes sussun. Yani aşktan meşkten, boş şeylerden bahsetsin olur mu yani? Birilerinde bir şeylerden bahsetmesi gerekiyor. O da benim görevim işte yani. Boys anılar halen soytarılar mı? Vallahi bilemiyorum. Görürsen selam söyle. Nedir bu Batı Berlin olayı üstad? Batı Berlin benim doğduğum kent. 1972'de doğduğumda Almanya bölünmüş bir durumdaydı. Batı Almanya ve Doğu Almanya diye. Ben de Batı Berlin'de doğdum. Ve sadece bir semtini ya da bir mahallesini temsil etmek yerine ben bütün Batı Berlin'i temsil etmeyi seçtim. Bunun daha evrensel olduğunu düşündüm. Zayıflamak için hangi uyuşturucuları kullandın? Uyuşturucu kullanmadım. Ben mide küçültme ameliyatı oldum. 2017'de, 7 Temmuz'da. Oradan beri 60 kiloyu geçkin kilo verdim. Ondan sonra sağlığıma kavuştum. Spor yapıyorum, basketbol oynuyorum. Ama uyuşturucu kullanarak kilo vermek gerçekten yani... yani sakın yapmayın yani. Belki zayıflarsınız ama yani 3-4 tane organınıza mal olur bu. O yüzden çok... böyle bir şey nasıl aklına geldi kanka ya? Vallahi yani. Çok komik bir şey demiş biri. Ya böyle okkalı bir tokat atılsa ağlayacak gibi bir tipim var. Kendini muhallebi çocuğu olarak tanımlar mısın? Kendimi muhallebi çocuğu olarak tanımlamam ama beni görürsen bir tokat atmayı dene derim ben sana yani. Mutlaka dene. Sakın kaçırma o fırsatı. Piyasada anlamlı lirikler yazan rapçiler üstadım Fuat Ergin'dir diyor. Çok uzun zamandır da hayranlıklarını belirtiyorlar. Sen sana üstadım diyen rapçiler hakkında ne düşünüyorsun? Son albümü dinledim mi bilmiyorum. Albümde Patron var, Sayan var, Şanışer var. Yani bunlar benim gerçekten çok beğendiğim ve çok sevdiğim çocuklar. Bence bu işi doğru yapan insanlar kesinlikle. Çok akıllı çocuklar. Şanışer gerçekten muhteşem şarkılar yazıyor. Beraber çalışıyoruz şimdi. Son bir projesi var, o geliyor. Onda da yer aldık. Muhteşem bir herif. Patron şu anda infilak etti, yürüyor. Çok mutluyum onun adına. Umarım böyle daha da ilerler, daha da güzel kapılar açılır onun için. Ve yanındaki insanları da ihya eder. Çok seviyorum. Patron çok yetenekli ve çok akıllı bir çocuk. Keza abisi de öyle. Yani inanılmaz. Ben Sayan benim için göğsümde bir madalyadır yani. İlham verebildiğim ve bu kadar iyi işler yapabilen insanlardan bir tanesi kesinlikle. Çok çocuğa ilham verdik tabii ki. Ne mutlu bana diyorum. Yani ilham verebildiysem. Çok güzel bir şey birinin kıvılcımı olabilmek, ateş olabilmek gerçekten çok mutlu edici bir şey. Hiçbir şeyin ödeyemez onun karşılığını, onun manevi hissiyat yani o çok acayip bir şey o gerçekten. Aslında ne iş yapıyorsunuz? Hangi bölümden mezun oldunuz? Annemin vefatından sonra liseyi terk etmek zorunda kaldım ve Almanya'ya geri döndüm. Almanya'ya geri gidip öyle lise ayarı bir okula girdim. O okulu bitirebilmek için de yaklaşık bir 6 ay kadar vaktim vardı. Bu okulu bitirdikten sonra bir meslek danışmanlığına gittim Almanya'da. Bana metal taşlamacısı olarak meslek öğrenimi opsiyonu sundu. Ben de kabul ettim. 2 sene boyunca metal taşlamacısı olarak öğrenim gördüm. Bu 2 senenin sonunda Berlin Sanayi ve Ticaret Odası'ndan sertifikamı aldım. Ve bu sertifikam sayesinde yani döner kesmek harici herhalde her işi yaptığımı düşünüyorum Almanya'da ben. Yani hamallık, postacılık, hafriyat, inşaat, ondan sonra köpekli koruma. Havalimanında çalıştım birkaç ay Berlin TGV Havalimanı'nda. Yani gerçekten yapmadığım iş kalmadı. Yani çok çok fazla işe girdim çıktım ama benim yani sertifikalı mesleğim metal taşlamacısı diyebilirim. Yaşadığını mı yazıyorsun yoksa yazdığını mı yaşamaya çalışıyorsun? Yani yazdığımı yaşamaya çalışmıyorum. Yaşadıklarımı yazdığımı düşünüyorum. Etrafımda olanları, benimle doğrudan ilintili olan şeyleri ya da dolaylı yoldan ilintili olan şeyleri anlayıp, hazmedip onları insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Yazdığımı yaşamaya çalışmadım hiç. Tabii benim de bir fantazi dünyam var, benim de bir karanlık tarafım var. Onları yaşayabiliyorsam eğer, battle rap kıvamında orada yaşayabiliyorum diye düşünüyorum. Merhaba Fuat Ergin, at yarışı oynarken mutlu oluyor musunuz? Açıkçası ben hiç at yarışı oynamadım. Kart oyunları bilmem, tavla dahi bilmem. Yani bu kumarla hiç alakam yoktur açıkçası. At yarışı oynayan arkadaşlarım var. Ama ben hiç oynamadım yani. At yarışı. Piyasadan çıkan popçu yeni yetmelerin rapçiyim diye gezmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bir de 5 litrelik su bidonundan damacana olayını sormuş. O Gezi Parkı'nda olmuştu olay. Şimdi insanlar piyasaya çıkıyorlar. Ondan sonra bir de bir YouTuber fenomenler olayı var.
bu YouTuber'lar bu çocukları gazlıyorlar ve oradan tıklanma sayıları oluşuyor ve böyle bir başarı resmi ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir formül var. Yeni medya patronları şu anda YouTuber'lar gibi gözüküyor. Bunu bu şekilde cevaplayabilirim. O 5 litrelik su bidonundan gaz maskesi yapma olayı da yani fikir benim fikrim değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da çıkan olaylar neticesinde gençler bunu orada Amerika'da yapmışlar ve bu sıçramış. Avrupa'ya sıçramış, Avrupa'dan da bize sıçramış. Akşam haberleri sunulacaktı, Gezi Parkı'ndaydık hepimiz. Ondan sonra birileri geldi bana, ellerinde kamera, mikrofon, işte muhabirler geldi. Dediler ya şu gaz maskesinin tanıtımını yapar mısın? Ondan sonra biz sorduk buradaki insanlara, kimse yapmak istemedi dediler. Ben ver dedim ya, yapayım dedim, anlatayım. O şekilde oldu o gaz maskesi olayı. Yani benim aklıma gelmedi o. Amerika'da dediğim gibi gençler icat etmişler. O da naçizane hani yaralı insanlara yardım edebilmek için, gazdan nispeten daha az zarar görebilmek için herhalde tasarladıkları bir maske olduğunu düşünüyorum. Hiç adam dövdünüz mü ya da hapse girdiniz mi? Görünüşünüz ve bakışınızla Killa'dan çok daha korkutucu bir imajınız var. Yani adam dövdüm, yumruk da yedim, tekme de yedim. Hapse girmedim. İmajım niye böyle bilemiyorum. Aslında iyi biriyim ya ben. Vallahi hiç korkmayın yani. Korkulacak bir şey yok ya. Önyargılığınızla yani böyle bu şekilde cebelleşmeyin. Bence vesvese yapmayın. Bir yandan da memnunum aslında yani tipimin bu şekilde olması. Bir sürü insanı eliyor. Hani böyle saçma sapan hareketler yapacak bir sürü insanı eliyor. Şiddet yanlısı bir tip değilimdir. Şiddeti daha çok sözlerimde kullanırım. Zaten kalemin açtığı yara kapanmaz. En berbat raplerin sahibi rapçi. Hiçbir parçasını samimi gelmiyor bana. Hep bir zorlama, hep bir özentilik. Yok abi olmaz senden, boşuna zorlama. Bırak bu işleri, çiğ köfteci işlet. Hepimizin kulak sağlığı için daha iyi. Kaptan Maydanoz. 2014'te yazmış. Kaptan Maydanoz. Yanılıyorsun Kaptan Maydanoz. Çok büyük gaflet ve delalet içerisindesin. Açtım kollarımı Kaptan Maydanoz, bana gel. Rap Türkiye'de bir avuç insan dışında bilinmezken rap dinlemiş, rap için çabalamış, sonrasında Almanya'dan Türkiye'ye de yol yapıp Türkçe hip hop'u bir yerlere taşımaya çalışmış, öğrenmek isteyen her adama yardımcı olmuş, piyasadaki saygın insanların saygı duyduğu adamdır. Duleyman, 24 Ocak 2019'da yazmış bunu, sabah 5'te yazmış. Duleyman, çok teşekkür ederim sana Duleyman. Vallahi sağ ol kardeşim, teşekkür ederim, ihya ettin beni. Ne mutlu, görebilmişsin bunu. Sağ olasın. Yurt dışında döner yemek. Yurt dışında ishal olmamak. Ekşi itiraf. 11 yaşımda zıpkınla balık dalışına başladım böyle. Çok fazla balık vurdum, yengeç öldürdüm falan. Çok büyük pişmanlık duyuyorum onlarla ilgili. Zıpkın evde duruyor böyle. Ama onu bir daha kullanabileceğimi, denize girip böyle balık vurabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü artık gerçekten mesela belgeseller izliyorum. Bir aslanın bir ceylanın yemesine gerçekten katlanamıyorum abi böyle yani. Sinirlerim kaldırmıyor yani. Eskiden izlerdim böyle. Snuff videoları falan da izlerdim. Ne olduysa böyle bir duygusallaşma oldu kesinlikle. Bunu itiraf edebilirim yani. Zıpkınımla balık vurmayacağım diyeceğim. En fazla böyle gezmek için falan kullanacağım yani. Dalgıç gözlüğümü öyle yosunlara, balıklara bakmak için. Bunu itiraf ediyorum şimdi. Türk rap tarihinin en iyi şarkısı. Türk rap tarihinin en iyi şarkısı daha yazılmadı bebeğim. Daha yazacağız onu. Biraz daha bekleyeceksiniz. En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız. Ertan babama buradan kocaman bir öpücük gönderiyorum. Nur içinde yat Ertan babam. Arkadaşlar ben 1994 yılından beri çocuklarla rap workshoplar düzenliyorum. Bu rap workshopların içeriği sosyopedagojik açıdan çok önemli. Çocukların kendilerine güvenmeleri, kendilerini ifade etmeleri, öğrenmeleri, öğrenmeyi sevmeleri açısından çok önemli bir iş yaptığımı düşünüyorum ve biliyorum. Öğrenmeyi sevin arkadaşlar. Son nefesinize kadar öğrenmeyi sakın bırakmayın. Gençlere sesleniyorum. 25 yaşınıza gelmeden evvel mutlaka yabancı dil bir sökün. Yurt dışına gidip çalışabiliyorsanız, hani bulaşıkçı olarak bile çalışacaksanız fark etmez. Gidin çalışın yurt dışında. Yurt dışında o kokuyu alın, o lezzeti alın. Ondan sonra ufkunuzun genişlemesine mutlaka yardımcı olacaktır bu yurt dışı seyahatleri ve orada geçirdiğiniz vakitler. Kendinizi iyi ifade ederseniz iyi ilişkiler kurarsınız. İyi ilişkiler kurarsanız daha iyi iş imkanlarına sahip olursunuz. Bunlar böyle birbirine zincirle bağlıdır. Hayattır. Ne kadar sert düşerseniz o kadar sert ayağa kalkıp tekrar yürümeye devam edin. Hayat çok güzel. Yani çok tehlikeli bir gezegende yaşıyoruz. Fiziksel güçler var, işte depremler var, seller var, doğal felaketler var. Şimşek var tepeden, bir iniyor kafana. Duman oluyorsun yani. Hayatın kıymetini bilin. Sokak hayvanlarına iyi davranın. Bir kap mama, bir kap su koyun. Güzel günler geçirmeniz dileğiyle. Hepinizi öpüyorum buradan.